www.sinradyo.com'dan bize maillerinizi ulaştırabilirsiniz. Facebook sayfamıza da yine paylaşımlarınızı, sorularınızı sorabilirsiniz. Facebook sayfanıza Afşin FM yazdığınızda sayfamızı göreceksiniz. Oradan paylaşımlarınızı yapabilirsiniz. Ve şunu da söyleyelim. Canlı bağlantıda gönül elçileri arıyor bizi. Canlı bağlantıda benim de söyleyeceğim iki çift lafım var diyorlar. Onları da canlı yayına alacağız. Seslerini duyuracağız inşallah. Arkadaşlarımız arayacaklar. Onun da duyurusunu yapalım. Cep telefonlarınızdan da yine sorularınızı gönderebilirsiniz. Afsin yazıp boşluk bırakıp 38-34'e yazıp gönderebilirsiniz. Destek mesajınız olabilir. Sormak istediğiniz sorunuz olabilir. Biz buradayız. Mesajlarınıza yer vereceğiz. Evet hocam, sizinle devam edelim. Sağlık evet. Tarafını sevgili doktorumuzdan dinledik. Kaç yıldır yürüyorsunuz? Ben onun sorusunu sorayım size. Yürüyorsunuz. 3 yıldan beri yürüyoruz. 3 yıldır. Evet, 3 yıldan beri yürüyoruz. Evet. Nasıl başladı? Onu da bir... Başlangıcı şöyle oldu. Ben öncelikle... Yani öncüsü kim? Sorayım ben. Öncelikle Gedikbaşı Cami İmamı Sayın Cafer Güneş Hocam'a teşekkür ediyorum. Şu anda rahatsız, o gelemedi. Acil şifalar diliyorum buradan kendisine, arkadaşlarıma da. Biliyorsunuz hac ve umre görevi zor, meşakkatli, fiziksel yapılan bir ibadet. Mecbur yürüyeceksin, mecbur bir efor sarf edeceksin. Gedikbaşı Camisi'nde namaz kılıp oranın cemaat olup da umreye gitmek isteyen birkaç tane hemşerimiz her sabah namazından sonra yürümek istemişler. Cafer Hocam da sağ olsun neden olmasın demiş. Onlarla beraber yürüyüşe başlamışlar. Üç kişi, üç hemşerimiz ve Cafer Hocam. Hatta güzel bir güzergah çizmişler. Güzergah da benim katıldığım dönemde de öyleydi. Arkadaşlarımızın dönem geldiklerinde de öyleydi. İşte Gedikbaşı Camisi'nden hastane istikametine asfalttan gidiyorlar. Arnutlu Dede mezarlığının oradan o dik rampayı çıkıyorlar. Oradan Payamca Tepesi'nin üstünden, tam tepesinden yürüyorlar. Geri İdeloğlu'na giden asfalta düşüp oradan tekrar atlayanın önünden Gedikbaşı Camisi'ne yürüyorlar. Bunun başlangıcı da bir manevi umre seyahati amaçlı. Şu andaki devamı da zaten manevi Eshab-ı Kehf'i tanıtım amaçlı. O şekilde başladı. İşte bu faaliyetimizi gören Afşinli hemşerilerimizin katılımıyla da çok şükür yaklaşık 141 kişiye çıktı şu anda. 141 tane eşofmanlı, formalı, arkasında Eshab-ı Kehf şehri Afşin yazan, işte göğsünde Türk bayrağı ve isimlerimizin olduğu, üstü beyaz, altı siyah formalarımız mı, adı üniformalarımız mı diyeyim. Onlarla başladık, devam ediyoruz. Yani şimdi en küçük kaç yaşında, en büyük kaç yaşında onu sorsam size hocam. Yaklaşık aklınızda var mı? 11 yaşından, 12 yaşından yaşında olup gelen gençlerimiz de var. Torunlarımız. Hatta benim torunlar da geliyor zaman zaman. Mustafa ile Ömer'im de geliyorlar. En yaşlı abimiz kim? En yaşlı abimiz... Ben. Evet. Hasan abim mi? Evet. Hasan abim yanında, Hasan abim yanında... Ahmet dayı da var. Ahmet. Gök oğlu. Ahmet abi doğru. Ahmet abi, Hasan abi, Doktor Hasan Bayazıt. İşte bu arada Mustafa abi, Mustafa Gök geldi bir ara aramıza. Yani diye şöyle diyelim. 11 yaşıyla 65 yaş arasında yaş grubunda dağılımımız var. Evet. Yürüyüşümüz bu şekilde başladı. Öyle başladı. 3 yıldan beri de yürüyoruz. Hatta geçen Ankara'ya gittiğimizde de Sayın Mahir Ünal Bey'i ziyaret ettiğimizde biz dedik yeter ki siz çağırın Ankara'ya da yürüyerek geliriz dedik değil mi arkadaşlar? Öyle bir şey geçti aramızda. Hatta arkasından Sayın Şandır'ı ziyaret ettiğimizde bizi Tarsus'a davet etmişti. Aynı espriyi ona da yaptı. Eğer davet ederseniz Sayın Şandır biz Tarsus'a kadar yürüyerek gelir ve kardeş olduğumuzu ifade ederiz demişti. Evet, de kardeşlik görünmüyor yani. Yok, onu bahsedeceğim. Bu arada tepkileri de ben aslında sormak istiyorum. Bunu da bir tur şey yapalım. Ondan sonra tepkileri de nelerle karşılaştınız, gittiniz. Hani her tarafı gezdiniz.
O gezide mutlaka ilgi çekici anılarımız bir şeyler, anılarımız olmuştur. Evet, gönül elçilerini tanımaya sizinle devam edelim sevgili Halil kardeş. Basın olarak siz de içindesiniz. Evet, şimdi aslında bu mikrofonlara konuşacak yüzlerce gönül elçimiz var. Öyle ki zaman zaman televizyonlara röportaj verdik, gazetelere röportaj verdik, ajanslara röportaj verdik. Şimdi bizim gönül elçilerimizi tanırken en çok dikkat çektiğimiz ve en çok bizi ilgilendiren tarafı da herhalde bu olsa gerek. Her siyasi görüşten, her kesimden, her cemaatten mutlaka bir insanımız var bu gönül elçileri platformunda. Bu da gösteriyor ki gönül elçileri platformu sadece bir kitleye mensup değil, her kitleden insanları barındırabiliyor. Sonuçta biz gönül elçisiyiz ve her gittiğimiz yerde gönül yapmaya çalışıyoruz, tanıtım yapmaya çalışıyoruz. Bu noktada bu mikrofonlara konuşacak onlarca gönül elçimiz var diyeyim ben. Sonrasında Yemliha'nın, Meksalina'nın, Mistina'nın, Mernuş'un, Debernuş'un, Şazenuş'un, Kefeştafıtayuş'un bir misyonlu, vizyonlu devam ettiren bir kitle var. Biz genelde tanırken öyle tanıdık ve özellikle de yerel ve uluslar basınımıza o şekilde aktarmaya çalıştık. Bu şekilde devam etsin istiyoruz. Afşinlilerden özellikle bu gruba herhangi bir işte ön yargılı olmadan katılmalarını canı gönülden arzu ediyoruz. Evet, Hüseyin abiye ben dönmek istiyorum. Bu arada canlı bağlantıda da sevgili arkadaşlarımız bağlanırlarsa Hüseyin abiden sonra bir canlı bağlantı almayı düşünüyoruz. Evet, Hüseyin abi sana da sorum şu. İl dışında yapılan etkinlikler hangi aşamalarda organize ediliyor? Siz mi, sizi çağıran var mı mesela? Şöyle soruyu açayım ben. Veyahut da siz mi müracaat ediyorsunuz? Biz katılalım mı diyorsunuz? Yoksa yetkililer, işte o organize de bulunan insanlar mı size ulaşıyor? Nasıl oluyor? Onu da sizden alalım. Afşin'de Haziran ayının ilk haftasında Yemliha yürüyüşü hariç bizim yılda katıldığımız 6 tane uluslararası organize var. Öyle değil. Büyük çapta. Hangisine gitmişsek tarihlerini zaten önceden biliyoruz. Ertesi gün öbürünün sıkıntısı, derdi başlıyor. Tatlı telaşı başlıyor. Aynı gün. Örnek veriyorum, en sondan başlayalım. Urfa'dan geldik. Pazartesi günü İstanbul temasları başladı. Yani ne yapıyoruz? İstanbul'da kalacak yerleri.